Hoş geldin Beyza. Hoş geldin baba. Çok mu yoruldun? Yemeğini ısıtayım ister misin? Sen geçsene bir şöyle. Geç bakayım otur şöyle bir. Bir otur sen. Bir şey mi oldu? İşle ilgili bir sıkıntı mı yoksa? Bu kim? Kızımız. Bu kim? Annem. Annen. Beyzat, iyi misin? Çok tuhaf davranıyorsun. Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Siz iyi misiniz? Ha? Kim bu kızım? Berna. Yanındakine bak bakayım, bunda bir benzerliği var mı? Saçlarını kestirdiği için böyle yapıyorsun değil mi? Ceyda, daha bu ne kadar devam edecek? Ha? Ne demek istiyorsun Beysat? Açık açık söyle. Ayrılmak mı istiyorsun? Biraz daha devam edersen kendine bir şey yapacak. Şu senin psikolog var ya Funda. Yarın Ceyda'yı ona götürmeni istiyorum. Berna'nın doktoruna. Aha. Kızım, anneni doktora götür. Tamam mı? Aferin kızım. Aferin. Çok yorgun. Onun için böyle davranıyor. Güzel kızım benim. Sen bu adamı nereden buldun? Sağ olsunlar abi. Sevenlerimiz varmış hala. Haber verdiler. Aleyhimde gizli tanıklık yapacakmış, öyle mi? Öyleymiş. Bu savcı Esra'ya verdiğim dosya vardı ya, onu bu adam hazırlamıştı. Dosyada senin de adın var. Hani bir şey olmaz diyordun? Ay bu taslak bir dosya ama içinde aslında daha fazla bilgi var. Önemli olan onu ele geçirmemiz. Başka? Bir de bir görüntü kaydı varmış, onu da almamız lazım. Savcı Esra özel yetkili savcıyla görüşmüş ama oradan bir şey çıkmaz. Yeter ki bu belgeler ellerine geçmesin. Elinde ne varsa al. Tamam abi. Yalnız bu iş için başka bir adam yok muydu abi? Ben... Yani benden yararlanın, kullanın beni derken aşağılayın demek istememiştim. Başkan, günümüzün trendi adam öldürmek değil, ortam dinlemesi. Ne kadar bilgi, o kadar güç. Enformasyon en büyük silah. Tamam abi, anladım. Ne yapıyorum? Kayda alınca sıkar mıyım adamı? Ne bileyim başkan. Sıkar mısın, sabaha mı bırakırsın, sana kalmış. Tamam abi. Abi sen gelmeseydin ben hallederdim. Ama bu iş önemli başkan. Tamam. Ne oldu? Aç değilim diyordun. Yok. Değilim de. Böyle sıcak sıcak görünce Ankara simidi dayanamam. Ben çok severim. Bitirdim. İşin bitince ara. Tamam abi. Biraz daha yakında bıraksaydınız abi. Bir kilometre var. Ben bu göbekle nasıl yürüyeyim bu yolu? Başkan. Sen komandoydun değil mi? Dağda kurbağa yiyen komando memduhu Tosun Paşa'ya çevirdiniz. Tamam işte Tosun Paşa. Hadi bakalım. Biraz yürü, kilo verirsin. Hem de sağlıklı olur. İşin bitince yanıma uğra. Tamam abi. Nasıl gideceğim buraya? Şeytan diye git dön şunlara sık. Anam seni. Şuraya bak. İnşaat amelesi gibi oldu. Thank you.
Kamil. Kamil öldün mü oğlum? Kamil. Kalksana lan kavuçuk. Ne oluyor lan? Ne oldu? Memdur Başkan. Memdur Başkan tabii ya. Bak suyu yiyince nasıl kalktın? Suyun kaldırma kuvveti. Su değilmiş lan. Vodkaymış. People. Uzun yoldan geldim Kamil. Acıktım. Kahvaltılık bir şey yok mu? Kalk hazırla. Dur dur bırak bırak. Şaka yaptım. Sen böyle gelmezdin. Ha, ben böyle gelmezdim. Geldiğime göre bir nedeni var demek ki. Sende bir emanet varmış. Onu almaya geldim. Ne emaneti? Bende emanet yok. Ulan bir kere de delirtmeden söyleyin adam ya. Ben seni niye vurdum lan? Kahvaltı hazırlayacaktın. Neyse. Görüntü nerede? Abi yemin ederim ne dediğini anlamıyorum. Bak o zaman ben sana anlatayım. Görüntü nerede? Bir. Dosya nerede? İki. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Sen böyle... Belgeler yok abi. Neredeymiş? Yerini öğrendim ama şimdi telefonda söylemeyeyim istersen. Buluşalım öyle yüz yüze anlatayım. Tamam bekliyorum. Tamam abi. Başkan. Cesetten kurtul. Emredersiniz abi. Alo. Bir tüp sipariş edecektim. Günaydın. Günaydın. Otursana. Sen niye zahmet ettin kahvaltı falan hazırladı? Arkadaşın uyuyamadı mı? Yok, birkaç saat önce geldi o. Yorgundur. Keşke sen de uyusaydın. Yok. Yorulmuyorum ki hiç. Erken bitiyor işim zaten. Mutfaktan erken çıkıyorum. Ne oldu? Ne oldu? Bir pavyonda bir şey mi dedi? Yok kimse bir şey söylemedi. E niye yüzün asık? Biraz paraya ihtiyacım var. Ya Harun yanlış anlama sakın. Senden para istemiyorum ben. Zaten versen de almam. Senin niye para ihtiyacın var? Anneme göndereceğim. Yine ameliyat mı olacak annen? Hayır. Geçimi için göndereceğim. Hem biliyorsun zaten eskisi kadar kazanmıyorum. Ne kadar? Ne kadar yollayacaksın? 500 euro. Yarışa maşallah da senin annenin de eli bayağı açık herhalde ha. Taksitleri var Harun. Ne taksidi ya 500 euro'lu? Ben gittiğimde evin mobilyalarını değiştirmiştik biz. Ben anneme gönderirim demiştim. E niye değiştiriyorsunuz güzelim mobilyaları? E 20 senelik şeyler Harun. Artık yayları çıkmıştı oturulmuyordu. Hem biliyorsun zaten annem hassas yerden ameliyat oldu. Rahat oturması gerekiyor. He tamam biliyorum. Neyse o zaman ben bir bakarım sen sakın yine kosmos diye tutturma tamam mı? Bir bakar haber veririm ben sana. Yok Harun zaten patrondan avans isteyeceğim ben. Ya tamam patrondan avans falan isteme ben bir bakar haber veririm. Hadi. Bir şey yemedin doğru dürüst. Ne yiyeyim doydum işte. Hadi afiyet olsun sana arkadaşına selam. Ceyda gitmiş mi? Abim bir oda buluşacaklar. Sen de gitmeyecek misin? Funda Hanım belki senin söyleyeceklerini dinlemek ister. Ya Funda otursun Ceyda'nın söylediklerini dinlesin. Zaten abim de oradaydı gördü her şeyi. Gerekirse o da anlatır yani. Ya abim bana hala kırgın. Bir şey dedi mi? Yok. Hani işçilerle falan yardım etmedim ya. O onun salaklığı. O da zaten kafayı yedi. Yedi kafayı. Boşanamadı ya. Kafayı yedi. İnsan boşanamayınca kafayı yiyor zaten. Tecrübeyle sabit. La. Sen tutanakları imzaladın mı? Hangi tutanaklar la? Sabiha ile Muzaffer'in tutanakları. Ana ben onları unuttum la.
Otopsi raporları da çıkmadı oğlum. Ben gidin bir bakayım lan. Ha dur bakarsın ya bak. Çay geldi. Şunları içelim ondan sonra bakarsın. Ha. Teşekkürler Cevdet. Aslı nasıl oldu komiserim? Hazmetmeye çalışıyor. Neyi hazmetmeye çalışıyor? Ayrılır. Komiserim ben ayrılmak istemiyorum ki. Yani ben bir şey yapmadım ki. İşte tamam. O yine de hazmedecek. Benim hakkımda bir şey söyledim size. Ha, bir daha yüzünü görmek istemiyormuş. Siz ne dediniz peki? Ya görme dedim. Yani biz her gün yüzünü görüyoruz, bir benzemiyoruz zaten. Sen de görme dedim. Zamana bırak dedim, zamana bıraktık. Zamana bırakırsa bu iş biter komiserim. Zamanı zamanın belli. 3 haftada olur, 3 ayda. Evet, haklısın. Komiserim ben Aslı'yla görüşmek istiyorum. Tabii siz izin verirseniz. Ya ne yapacaksın görüşüp lan? Ha, ne yapacaksın? Lan ne bağırıyorsun adamı lan? Senin temizledi o, ne bağırıyorsun? Tam da ne yapacaksın, yine benim mi kanmasayacaksın? Ne alakası var komiserim? Gidip onu aldatmadığımı anlatmaya çalışacağım. Özür dileyeceğim falan filan yani. La oğlum nasıl bir adamsın sen lan? Bırak görüşsünler oğlum. Sana kalsa kızla hiç görüşemeyecekler bunlar. İyi tamam. Yarım saat görüşme hakkı tanıyorum sana. Ama kalabalık bir ortamda, halka açık bir yerde tamam mı? Emredersiniz komiserim. Aferin. Cinayet var lan. E amirime ne olacak? Ben haber veririm. Kalkın lan kalkın. Ne oldu? Aslı ile konuşmama izin verdi. Hadi ya. Behzat da gelse iyi olurdu aslında. İyi olurdu, olurdu ama işte işi varmış gelemedi yani. Sen Ceyda'nın son halini gördün değil mi? Görmez olaydım ya. Görmez olaydım. Kadın kafayı sıyırmış ya. Yani gerçi sonuçta Behzat'la evlenmiş. Hani tercihi Behzat'tan yana olmuş. Hani kadın normal olmayabilir ama bu kadar da olmaz ya. Yani kadın kendini Şule'nin annesi, Behzat'ın da karısı sanıyor. Olur mu böyle bir şey ya? Bak şu işe. Neyse. Behzat şey yapmış, ikna etmiş de Şule'yle geleceklermiş beraber. Aslında iş yerinde görüşmek pek mantıklı değil ama. Aman ön görüşme falan deriz. Olur değil mi? Yani çünkü klinik ortam. Sonuçta ters tepebilir filan. Yani gerçi ben bu işlerden anlamam ama saldırır maldırır. Ne? Niye güldün ya? Ya ben bu işlerden anlamam ya. Saldırır. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Şu görüşmeden sonra size gidelim mi? Şevket. Tamam tamam hadi yürü. Hem de ne söyleyecek diyorum. İnşallah bu ne böyle? Ne bileyim lan. Ev nerede yok etrafta ha? Aman iyi. Ev olmadı iyi vallahi. Komşularla falan uğraşmayız. Şu ben bayağı beraber geliyor artık. Baksana. Vallahi doğru diyorsun Ece lan. Ne sırıtıyorsun lan? Ha, hiç abi öyle genel ya. Ne yaptınız? Daha girmedik abi içeri. Buralara bakıyoruz. Nereye bakıyoruz da? Biz genel olarak dışarıya bakıyoruz şimdi. Bitki örtüsüne mi bakıyoruz? Hadi gittiler. İyice sevgili oldular. Yakında el ele tutacaklar. Tamam tutacaklar şimdi. Yürü. Yürü lan. Neymiş lan? Amirim Kamil Arıkan. Eda'ya haber verdik araştırma. Tanıdın mı usta? Aha bu o vallahi. Kim? Yarın akşam babam geliyor. Ercüment'in adamı. Ercüment mi yapmış sence? Ya yine mi geldi abi o şerefsiz Ankara'ya ya? Küfretme! Pardon savcım, birden görünce. Usta önce dize sıkmış. Sonra bir tane de kalbe. Direkt nokta atış. Yapan işi biliyormuş. Kim bulmuş lan? Amirim dışarıda tüpçüler var, onlar bulmuş. Şurada bir tüp var ama dolu. Başka bir şey buldun mu? Yok, telefonu falan yok.
Abi, şöyle yanında mı senin? Tamam, ben gelene kadar yanından ayrılmasın. Eyvallah abi. Behzat. Ya benim bir işim var. Çocuklar seni bıraksın. Olur mu? Geldiğimde kapı açıktı komiserim. Girdim ben de. Bir baktım, abo her yer kan. Ödüm koptu komiserim. Bu adam sizin müşteriniz mi? Evet, zaten abone numarasını söyleyip tüp istemiş merkezden. Onlar da bizi yönlendirdiler. Ne oldu? E oğlum içerideki tüp dolu. Allah Allah. He. Abi yedek istiyorlar genelde. Issız yer. Gece mece bitse tüpsüz kalırsın. He. Doğru. Amirim nerede lan? Ne bileyim lan, size bir şey söylemedim. Yok. Allah Allah. Ya adam yalan söylediyse? Hı? Boşu boşuna öldürmüş olmayasın adamı. Yok abi. Garanti almadan sıkmam ben. Öldürmeyeceğim dedim. Öğreneceklerimi öğrendikten sonra indirdim. Eğer dediğin gibiyse durum gerçekten çok ciddi Memduh. O belgelerin bir an önce elime ulaşması lazım. Merak etme abi. En geç bu gece her şey bitecek. Zaten ben bitersem sen de bitersin Memduh. Biliyorsun değil mi? Biliyorum abi. Bana müsaade. Yapacak çok iş var. Fazla da vakit yok. Hah, iyi ki geldin lan. Funda seninle konuşmak istiyordu oğlum. Yok abi, şimdi işim var benim. E işin varsa ne geldin oğlum? Sen gelsene bir. Nasılsınız Behzat Bey? Depresif olma iyi, gel gel. Geç bakalım şöyle. Sen bu baban olarak gelen adamı tanımıyor musun? Ha? Şule! Tanımıyorum, niye soruyorsun? Hakkında hiçbir şey bilmiyorsun yani. Sadece adının Kamil olduğunu söylemişti. Başka bir şey bilmiyorsun yani. Yani yanında yöresinde bağlantıda olduğu birini filan. Bir tek Ercüment'i biliyorum. Sen bu adamla ne konuştun Şule? Bir şey konuşmadım. Ya bir şey konuşmadıysan bu adam niye geldi Şule? Ha? Herhangi bir şey de mi yapmadınız ha? Ya saçma sapan hareketler, ne bileyim böyle odaya modaya girdi mi bu herif? Ya yok. Bir tek bir ara dışarı çıkıp geldi birkaç saat. Yanındayken kimseyle konuştu mu? Ha bir adamla konuşmuştum. Amcasının oğlu muymuş, neymiş? Hastanede başhekim falan da sanırım. Başhekim. Ama adını hatırlamıyorum. Başhekim. Eda. Efendim amirim. Bu Kamil'in amcasının oğlu mu ne varmış? Adam başhekim. Bir soyadından araştır bakalım. Emredersiniz. Bizim Hayalet Takbaba orada mı? Buradalar amirim. Güzel. Bulduğun ismi onlara ver. Adamla gidip bir konuşsunlar bakalım. Olur söylerim. Emredersiniz amirim. Ne olduğunu söylemeyecek misin? Ercüment mi burada? Yok. Ercüment burada değil. Ben başka bir şey için sordum. Ceyda iyi görünmüyor. Sizinle de konuşsak hazır buradayken. Ya benimle ne konuşacaksınız ya? Siz Ceyda ile konuşun. Ceyda'ya yardım edin siz. Behzat Bey. Cezo nerede lan? O Aslı ile buluşma gitti. Aferin lan. Gelişme var sende ha. Ne gelişmesi lan? Evcilleşmeye başladın işte oğlum. Çocuk Aslı ile konuşmak istedi. Sen de izin verdin. Salak Aslan'la görüşmez ki. Lan budur diyorsun yani. He. Sen hakikaten bu yüzden mi izin verdin lan? He. Senin ben var ya, sen ne biçim bir şey oldun sen ya. Kamil'in amcasının oğlu özel hastanesinin başhekimiymiş. Ben biliyorum da orayı. Hadi gidelim lan. Hız yapmayın. Hız, hız, hız. Arka ayaklarını çek de geçek kardeş. Hadi kardeş, hadi. Çıkın bak. Dengesiz bu herif ya. Konuşmayacaksınız galiba. Ne konuşayım? Hah. Ne oldu? Ya bu Ceyda ağlayıp duruyor. Peki görünmüyor. Tedavi olması gerekiyor. E ne yapalım? Yatıralım mı Behzat? Başka çaresi yok gibi. Behzat! Yatıralım mı diyoruz oğlum? İlle yatması şart mı abi? Kendinde değil Behzat Bey. Kendine yalandan bir dünya kurmuş. Ona inanıyor. Siz bir şey yaptınız mı? Yok, ben ne yapacağım ya?
Ya oğlum intihara kalkışmış işte ya, ciddi. Aslı. Aslı, 2 dakika konuşabilir miyiz? Aslı, o zaman 1 dakika konuşalım. Ya konuşmayacağım, zorla mı? Olaylar bildiğin gibi değil Aslı. Beni bir kere olsun dinlemen lazım, bir kere. Bana baksana sen. Abime söyleyeceğim, burada olduğunu göreceksin. Bir gün o olmayacak. Burada olduğunu biliyor zaten. Ona haber vermeden gelir miyim zannediyorsun? Ara sonra. Yalan söylüyorsun. Ben sana asla yalan söylemem Aslı. Ara! Aramıyorum da konuşmuyorum da. Hayvan. Biz pek anlaşamazdık Kamil'le. Amcamın oğlu ama ara ara görüşürdük. Kim vurmuş? Biz de onu araştırıyoruz hocam. Bunun takıldığı arkadaşları hakkında bir bilginiz var mıydı? Vallahi biliyorum desem yalan olur. Birkaç kez buluştuğumuzda çevresindeki adamları sevmedim. O yüzden çok yüz yüze gelmemeye çalışıyordum. E işte bu sevmedim dediniz ya, biz onları soruyoruz ya. Bu sevmediği arkadaşlarından bildiğiniz kimse var mı sizin? Bilmiyorum. Dediğim gibi onun çevresiyle hiç ilgilenmedim. Sadece yaptığı işlerin tekin işler olmadığını biliyorum. Anlaşıldı hocam. Şimdi izin verirseniz ameliyatım var. Aklıma bir şey gelirse sizi mutlaka ararım. Kamil işte mafyatik işlere bulaşmış. Eyvallah. Kolay gelsin hocam. Alo abi. Ha? Abi Kamil'in amcasının oğluyla konuştuk ya. Ya bunlar görüşmüyorlarmış. Kamil diyor mafyatik işlere bulaştı diyor. Ben onun çevresindekileri mevresindekileri tanımam diyor. Ben de işte bir bakıştıracağım, bir şey çıkarsa haber ederim. Eyvallah. Tamam abi. Sen geleceksin mi lan benimle? Yok la, beni büroya bıraksana. Büroda ne yapacaksın oğlum? Akşam oluyor lan. Yok oğlum, gelmeyeceğim seninle. Büroya bırak beni ya. Tamam gelme, sen gelme. Çok da Allah Allah. Lan yürü lan, yürü. Buyurun. Aytin Hanım. Buyurun, siz kimsiniz? Fazla vaktinizi almayacağım. Pencereden dışarı bakın. Kızınız başına bir şey gelmesini seviyorsanız söyleyeceklerime dikkatle dinleyin. İrem'im. Birazdan bizim çocuklar kız almaya gelecek. Sorumlu berbereye verme. Kızım. İrem'im. İrem. Şimdi benden haber bekleyin. Polise falan da haber vermeyin. Yoksa kızınıza zarar veririm. Kızım. Hasta mı oldun sen? Çok yorgun görünüyorsun. Yorgunum. Uykusuzum. Sabaha kadar seni sayıkladı. İlk önce aramayayım dedim ama baktım ki. Çağırsaydın be tatlım. Arasaydım ne olacaktı? Ne olacaktı? İşin her daim bizden önemli. Behzat içeri girdiğinden beri. Ayten, benim gitmem lazım. Nereye? Daha yeni geldin, kızın hasta. Biliyorum, biliyorum. Çok önemli gelişmeler oldu. Benim hemen çıkmam lazım. Kızım. Tamam çocuklar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Beni istediğiniz gibi araştırabilirsiniz. Çevrenize sorup soruşturun. Müsteşarın sorunu benim de sorunum. Adam kendini ne kadar iyi hissederse işlerimiz de o kadar rahat ilerler. O konuda konuşmam pek doğru olmaz. Şu kadarını söyleyebilirim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Tamam, biz koyarız. Ederim. Evet, dinliyorum. Şu kadarını söyleyebilirim. Son zamanlarda adı fazla dinlenmeye başladı. Her an açığa alınabilir. Bu saatten sonra da kimse onunla iş yapmaz. Bu makamda durması biraz zor. Neyse, siz işin o tarafına kafa yormayın fazla. Zaten söylentilerin hepsi asılsız iddialar. Bizim için asıl sorun sizin bizim yolumuza taş koyup koymayacağınız. Çay? Nasıl? Yarın basında yayınlanınca seçim sonuçlarını beklememize gerek kalmayacak. Nasılsın? Sağ ol. Yüzünü görünce zannettik.
İnşallah müsteşarım. Buyurunuz. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi tanışmış mıydınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurmaz mısınız? İstersen başka bir şeyler ayarlatayım. Yok sağ olun, bıraktım. Şu meseleyi mi konuşsak mı? Acelen mi var? İşlerin biraz hızlı ilerlemesi gerekiyor. Fazla vaktimiz yok. Odanız ne tarafta? Buradan buyurun. Tabii ki siz işinize bakın. Serseri, serseri, serseri sevgilim. Serseri, serseri, serseri sevgilim. Harun. Efendim Eda? Cevdet'in Aslı'yla görüşmesine izin verdin ya. Ya çok ısrar etti. Gördün ulu orta. Ben de kıramadım tabii. Yani ben hiç... Senden öyle bir şey beklemezdim ya. İzin vereceğini tahmin etmedim. Niye? Çünkü sen... Ben... Yani hani böyle bir şeye izin verirsin zannetmedim. Eda'cığım sen beni biraz yanlış tanımışsın. Ben çünkü baktığın zaman ben başka bir insanın hayatında kendime bir hak görmüyorum. Yani bir kadının hayatı kadının hayatıdır. Hele bu kardeşimse aslında hayatına ben karışamam. Onun hayatını idame ettiremem. Aynı şekilde aslında benim hayatımı idame ettiremez. Yani ben Harun'um, o Aslı. Aramızda çok büyük farklar var ve her şeyden önce o bir kadın. Vay! Tosunuma bak be. Sen ne geliyorsun la buraya öyle vay diye? Gitmedin mi hayaletle? Ne işin var? Ne geliyorsun? Yo benim işim yoktu. Ne yesi daha? Cevdet. Nasıl geçti? Yüzüme bile bakmadı. Ne? Yüzüme bile bakmadı. Zamana bırak Cevdet. Aslı da zor bir zaman geçiriyor. Kadınları anlamanın bin bir yolu var. Bence sen bunlardan bir tanesini uygulayabilirsin. O yüzden kadınları anladığın gibi davran. Lan oğlum sen nasıl bir adam oldun ya? İşte bir bunu anlayamazsın. Bu da kadınları anlayamaz. Belgelerin yerini öğrendim. Birkaç saat elimde olur. İyi. Bana yapacak bir şey bırakmamışsınız zaten. Benim sizden bir ricam olacak. Nedir o? Daha sonra söylerim. Belgeleri aldığında haberim olsun. Tabii tabii merak etmeyin. Bir şey ayarlasak iyi olacak ya. Çıkalım. Çıkalım. Aga bu amcaoğlu caminin kirli işlerini bilmiyorum ayağında da. Bence öyle değil. Ankara'da da kimsesi yok mu zaten abi? Cenazeyi sahiplenen bile olmamış. Ailesi mailesi yok ulan böyle. Belki de görüşmüyorlardır. Olamaz mı abi? Abi sen dün olay yerinden nereye gittin ya? Bu hayalet nerede lan? Caminin için olta attıydı sağa sola. Onlar topluyordur. Bu otopsi raporunu yarın sabah getirle. Selim'e de söyleyelim olay yeri raporunu bir hazırlasın sabah. Tamam abi. Sen niye içmiyorsun lan? Ya. Nere? Ben de gidiyorum ya. Nereye lan? Gidiyorum. Nereye lan? Beni dedim, bir kere dinle dedim. Bak dedim Aslı, bir kere beni dinle. Dinlemedi abi. Boş ver abi, ne takıyorsun? Ben Eda'ya o kadar dil döktüm. Ne oldu? Sonuç sıfır. Aynı şey mi abicim? Yani bu olayla senin olay aynı mı? Aynı mı yani? Değil. Abi olay farklı olsa ne olur ki? Kadınların tepki hep aynı. Genelleme yapma abicim, genelleme yapma. Sen gittin Eda'yı aldattın. Eda ne yaptı? Bak Eda ne kadar iyi bir kız bak, ne yaptı? Seni dinledi. Bir de üzerine sana bir şans verdi. Benimki ne yaptı? Bırak şans vermeyi. Dinlemedi bile abi. Gülüyorum. Hayırdır abi? Biraz konuşmamız lazım. Kim geldi? Bir arkadaş. Sen otur ben geliyorum.
paranız kredi limitinizden çekiliyor, onaylıyormuşsunuz. Onaylıyoruz da başka ne yapacağız dedim. Kamil'in öldürülmesini kim ihbar etmiş? Tüpçü. Neden? Yok bir şey. Soruşturmayla ilgili bir ilerleme var mı? Daha en son gelişmeleri bilmiyorum ama sabah öğrenirim. İçerideki kim? Bizim arkadaş cinayet bürodan. Ama sarhoş, merak etme. Yarın sabah ben bir şeyler öğrenip size dönerim. Bizden birilerinin parmak izleri varsa yok et. Tamam, denerim. Abimizin selamı var. Çalışmalarını takdir ediyor. Sağ olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayırdır? Nereye? Kim geldi? Bir arkadaş. Sen nereye? Şşş, yavaş, nereye? Aslı ile konuşma. Oğlum manyak mısın lan bu saatte? Harun keser seni valla. Hiçbir şey yapamaz be. Hiçbir şey yapamaz. Zaten başıma ne geldiyse onun yüzünden geldi. Ama içki kokuyorsun. Kokacağım tabii. Başka ne kokacaktım? İçki kokacağım. İyi. Gel geçireyim seni. Sarhoş. Hadi amirime telefon geldi gitti. Harun nereye gitti? Ne bileyim lan, gidiyorum dedi, gitti işte. La bu herif var ya, kesin verirse gitti gene abi. Oğlum ben buna demedim mi gitme diye? Giderse gitsin. Bize ne? Ya ne demek bize ne lan? Saçma sapan konuşma, bir tane kapatacağım şimdi ağzını ha. Oğlum. Ya biri duysa teşkilattan atarlar lan. Herif kafayı yedi iyice lan. Allah Allah. Allah, birbirimizin özeline bari karışmayalım oğlum. Bu ne ya? Lan hangi özel lan? Hangi özelden bahsediyorsun? Sen bana bir deneyin. Senin özel hayatın mı var? Benim özel hayatım mı var? Zaten 24 saat biz. Hangi özel hayat? Ya ben mi diyorum sana 7-24 kol kola dolanalım diye ya? Kapıdan kovuyorum, bacadan giriyorum. Allah Allah. Sen beni seviyorsun bir defa. Ondan geliyorum ben. Cins misin oğlum sen lan? Cinsim. Alo. Ha kardeş. Ha neredesin? Ha tamam, eyvallah, geliyorum ben, tamam. Eyvallah. Bu Kamil'le ilgili bir şey bulduk galiba lan. Şartık şahbaz olduk. Kamil hakkında bir şey bulamadınız mı daha? Bir amcasının oğlu varmış. Gittik onunla konuştuk. O bilmiyor. Yani pis işlere bulaştığını biliyor da başka bir şey bilmiyor. Hı. Hayalet kime soracakmış? Ne bileyim ben kime soracakmış. Ama bulur o. Hı. Bulur bulur. Açmayacak mısın? Açarız. Ya açsana Behzat, önemli bir şey olabilir. Sen onlarla nasıl yiyorsun ya? Hı? Gördün mü? Tek tek mi? Hı hı. Ha. Alo. Behzat çabuk gel, Ceyda abayım. Behzat. Sen git, ben kendim geleceğim. Harun, beklemiyordum seni. Bugün ben bırakayım dedim. Sağ ol, iyi yaptın. Bırakmadan önce 2 dakika konuşalım mı? Tabii, ne konuşacağız? Al bunu, annene gönderirler sen. Harun, ben senden para istemedim ki. Patronundan zaten avans alacaktın. Ya tamam işte, patronundan avans alma. Al bunu gönder annene. Kimden aldın? Ne yapacaksın kimden aldın? Sen al gönder. Bunları ödeyeceğim ama. Tamam ödesin.
Gerçekten ödeyeceğim bak, yoksa almam. Ya tamam kızım, öde. Ayda 128 lira 8 kuruş. Efendim? Şaka yapıyorum, şaka, merak etme. Bence parayı eve koy, hacılamasınlar. Hacılamasınlar. Evet, hacılamak. Çalmasınlar. Haklısın, doğru. Tamam o zaman, sen beni 2 dakika bekle. Ben hemen geliyorum o zaman. İyi tamam, hadi. Ağlama kızım artık. Yeter tamam. Allah Allah. İçin dışına çıktı. Bir şey içer misin? Ha, meyve suyu falan getireyim mi? Annemi istiyorum. Tamam. Götüreceğim seni annene. Sabırlı ol azıcık. Neden beni kaçırdın? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Bak bir takım dolaplar dönüyor. Anlatsam da anlamazsın zaten. Babamı sen mi öldürdün? Babanı mı? Ben öldürmedim. Ama çok iyi bir polis senin baban. Babamı tanıyor muydun? Hayır. Ama çok iyi bir polis olmasa genç yaşta öldürmezlerdi. Bak bana, kafamda saç kalmadı. Hala çocuk kaçırıyorum. Yaşlanmak için kötü bir insan mı olmak gerekiyor? Hayda, soruya bak. Sert değil canım. Bak bu hayatta bazı kurcalanmaması gereken konular var. Eğer onlara çomak sokmazsan kimse de gelip sana bir şey yapmaz. Babam? Senin baban çok gurur duyulacak bir insandı. Kimsenin yapmaya cesaret edemeyeceği şeyler yapmaya çalıştı. Sen babanla gurur duy. Anladın mı beni? Annemi ne zaman göreceğim? Heh, dur, iyi akıl ettim bakalım. Arayalım, konuşalım. Annen de bana vermesi gereken bazı şeyler var. Onları bana verince kavuşacaksınız. Alo. Kızın elimde. Kızım iyi mi? İyi. Az önce sohbet ettik kendisiyle. Maşallah çok akıllı bir kızım var. İyi yetiştirmişsin. Tebrik ederim. Kızımı verin telefona. Dur. Öyle acele yok. Önce biz bir konuşalım, anlaşalım ondan sonra. Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz bizden? Rahmetli kocanın elinde bazı belgeler var. Benim onları almam lazım. Ne belgesi? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ne diyorsunuz? Hiçbir şey anlamıyorum ki ben. Tekin, Behzat başkomiseri cezaevinden içeriden kurtarmak için boyundan büyük işlere girişti. O sırada bazı belgeleri ele geçirdi. Bakın, gerçekten ben hiçbir şey bilmiyorum. Tamam bacım, ben de biliyorsun demedim zaten. Sen benim söylediklerime odaklan. Bunları nerede saklamış olabilir? Evinde böyle özel bir kasası falan var mıydı? Hayır, yoktu. Peki bu ölmeden Menekşe demiş. Menekşe kim? Menekşe, ben öyle birini tanımıyorum. İnsan ölmeden önce niye Menekşe der? Kim olmuş olabilir? Bakın gerçekten bilmiyorum. Kızımı bırakın lütfen. Peki bu Tekin'in acaba metresi falan olabilir mi? Saçmalamayın. Tekin öyle şeyler yapmazdı. Anlaşıldı tamam. Sen bir şey hatırlarsan sonra söylersin. Tekrar arayacağım. Durun lütfen durun. Ne oldu, hatırladın mı? Hatırlamadım. Kızımı bırakın ne olur. Anlaşıldı. Ben sonra tekrar ararım gene. Hadi. Konuşacağız. Buluşacağız. Tamam. Ağlamasın şimdi. Hadi bakayım. Meyve suyu falan içer misin? Ya kardeş bu nasıl iş lan? Ercüment gitti, şimdi de dallamalarıyla uğraşıyoruz. Bu senin herif bir şey bulabilecek mi lan? Ne bileyim ben, akba boş ya. Ay geliyor. Selamünaleyküm. Ne yaptın, bir şey bulabildin mi? Buldum. Bu Kamil var ya, bir dönem terörle mücadeleye muhbirlik yapmış. Sonra birdenbire o kaybolmuş herif ortalıktan. Lan bırak, nereye kaybolmuş? Adam Ankara'da yaşıyormuş. İşte biz ona kaybolmuş diyor zaten. Kime çalışıyormuş da, isim yok mu? Vallahi isim yok da o adam bir zaman önce cezaevine girmiş. Zaten o cezaevine girdikten sonra ortalıktan kaybolmuş o Kamil. Adı neymiş bu herifin? Aybars. Ne oldu, tanıyor musun herifi? La oğlum, amirim içeri tıktıydı la onu. Amirim hemen haber verelim lan. Haber verelim, Aybars'tan belki bir şey öğreniriz ya. Tamam eyvallah, sağ olasın ya. Oğlum bak, benden öğrenmediniz tamam mı? Oğlum. Bak ya. Ya cins misin lan sen? Daha önce kime söyledin? Saçma saçma konuşuyorsun sen. Oğlum vallahi bu sefer başıma bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum. Lan saçmalama oğlum, bir şey olmaz ya. Hadi git. Şeyini hazırladım ben, fırış yaptım, viskini hazırladım. İki direkiyorum ben, o viskiyi de ayarlayayım. Ya yürü git, içiyorum. Hadi görüşürüz, sonra arayacağım ben seni. Oğlum o da öyle, siz içeri dıktığınız adamdan bilgi mi alacaksınız lan?
Oğlum bizi almayacağız. Amirim alacak. Gerekirse kanı alır heriften. Sen bir git daha de. Ne haliniz var Sugur? Çok içiyorum bak abi. Oyun oyun diyordun. Al sana oyun. E kadın intihar edecekti. Söyledim sana. Belki de etmeyecekti. Ne demek istiyorsun? Atıyordu kendini. Gözlerimle gördüm. Ben görmedim. Yalan mı söylüyorum yani? Aylarca aynı evde yaşayıp her lafında yalan söyleyen ben değilim. O zaman farklıydı. Ya nesi farklıydı şöyle? He? Nesi farklıydı? Belki hala oyunların devam ediyor. Belki Ceyda'dan da intikam almak istiyorsun. He? Ben onun iyiliği için yaptım. Ben seni dinlememeliydim ya. Valla dinlememeliydim ben seni. Başına geldiği zaman bu hadise yatırmalıydık bunu hastaneye. Beni Berna sanmak ona iyi geliyordu. Şule, sen Berna değilsin. He? Ha abi. He? Ya ben bu Kamil'i araştırdım abi. Aybars hem de amirken bu onun muhbirliğini yapıyormuş. Ne yapacağız abi? Ofise geçin lan. Benden haber bekleyin. Alo. Abi. Biz hastanedeyiz abi. Ne oldu lan? Ceyda bayılmış abi. Nasıl bayılmış? Ya ne bileyim ben abi nasıl bayılmış ya. Bu gece yanında kalacak adam lazım. E peki Şule nerede? Burada da sen kal abi. Tamam kardeşim. Hemen geliyorum. Abim gelince gidersin. Kalıyorum ben. Tamam, görüşmeyi ayarlayacağım. Yalnız bir şey diyeceğim. Elma daha gitmeden önce buluşup birlikte gidelim, tamam mı? Ha. Ha tamam, 20 dakika. Aybars. Ne var? Ziyaretçin var. Bu saatte kim gelir ziyarete? Üzerine değiş istersen. Sadece hanım görüşecek. Davetsiz geldi. Yapacak bir şey yok. Geç. Behzat. Geç otur lan. Siz çıkabilirsiniz. Evet. Ne istiyorsunuz? Bu adamı tanıyor musun? Hayır, tanımıyorum. Dikkatli bak lan. Tanımıyorum dedim. Başka bir sorunuz? Otur lan. Otur. Daha ben sana soru sormadım. Behzat, burası sorgu odası değil. Hareketlerine dikkat et. Adamı tanıdığını biliyorum lan. Adamın adı Kamil Arıkan. Sentem'de görevliyken muhbirlik yapıyormuş size. Adam öldü lan. Bildiği bir şey yüzünden öldürüldüğünü düşünüyoruz. Öldürülene kadar korunduğu açık. Onu koruyanlar muhtemelen cinayetinden sorumlu kişiler. Siz bu işleri kolay mı sanıyorsunuz ha? Behzat'ın burada başına neler geldiğini hepimiz biliyoruz. Ne oluyor lan? Kalk kalk kalk. Ne oldu lan? Ne oldu? Bir ses geldi. Yürü yürü yürü. Arkasında kimlerin olduğunu bulabildiniz mi? Hayır, bulamadık. Benimkileri de bulamazsınız. Bana kimse bir şey yapmadı lan. O iş kazaydı. Ne? Ayna kırıldığı zaman kendi kendine battı o. Yani param ayakça falan davranma lan işte, anlat, anlat. Neden şimdiye kadar bir şey söylemedin? Beni ikna etmeye çalışıyor çünkü. Kamil'i tanımıyorum. Bırakın gideyim. Hadi. Hadi. Hadi.
geçmiş olsun. Nasıl kendine gelmemiş daha? Değil mi? Durumu nasıl? Gelir gelmez ilaç verdiler, hala uyuyor. Ama zaten böyle olacağı belliydi. Hiç normal görünmüyordu ki Ceyda. Merak etme Şevket. Bundan sonra Ceyda ile ben ilgileneceğim. Çok iyi. Şişt. Sana iyi geldi mi Funda? Funda'ya sorman lazım. İlk gördüğüm günden çok daha iyisin. Ceyda da iyi olacak. Yaşa. Bu gece bitecek lan bu iş. Baktım lan artık sizin çakallıklarınızdan. Topunuzu Allah! Kamil'le beni Murat Işık tanıştırdı. Murat Işık, Tekin'i öldüren adam. Değil mi lan? Evet. Kamil bizim muhbirlerimizdendi. Daha sonra bazı güçlü kişilerle çalışmaya başladı. Ercüment Çözer. Evet. Ercüment Çözer'le çalıştıktan sonra muhbirliği bıraktı. Kamil beni iki kere cezaevine ziyarete geldi. Birincisinde geçmiş olsun dedi. Diğerinde de Murat'ın cinayet büro başkomiseri Tekin'i öldürdüğünü söyledi. Sana da dikkat etmemi tembih etti. Ben Tekin beni korumak için öldürüldü. Onu siz öldürdünüz lan! Benim ne suçum var, ben cezaevindeyim. O zaman niye her şeyi anlatıyorlar lan sana? Bir bilmiyorsan niye anlatıyorlar lan? Beni dışarı çıkartacaklardı. Nasıl? Yargı eliyle. Yargı eliyle. Lan! Murat! Murat! Kamil abi için çalışıyordu. Onu ondan başkası öldürmüş olamaz. Nereden biliyorsun lan? Biliyorum. Abi kendine kazık atanı yaşatmaz. Ama nasıl öldürüldüğünü bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Hadi gidelim hadi. Başımı yakacaksınız. Ne yapacağım ben şimdi? Oğlum. Eğer buradakilerin birinin başına bir şey gelirse konuştuklarımızın hepsini anlatırım. Tamam. Bir şey yok. Ben kendim yaptım. Gördün mü? Dert yok. Tasa yok. Al. Kehribar ha. Damla. İyidir. Ne yapacağız? O abi midir, dayı mıdır? Gideceğiz, onunla konuşacağız işte. Adamı neyle suçlayacaksın Behzat? Nasıl yanına gireceksin? Böyle sıradan bir adamdan bahsetmiyoruz ki. Ha. Ne yapalım? Randevu mu alalım? Sen bu adamla daha önceden görüştün mü? Görüştüm. O zaman nasıl yapmışsın? Reşat'tan yardım istemiştim. Reşat. Şevket Bey'in patronu. Ha. Sen şu arama izni vereceksin bana. Adam hakkında güçlü suç isnadı yok. Adamın nerede olduğunu bilmiyoruz. Adamın adını bile bilmiyoruz. Nasıl vereyim ben sana bunu? Verirsin işte ya. Verirsin. Ölme şeyim, ölme işte. Keşke adalet senin kafandaki kadar basit bir şey olsa. Aslında o kadar basit. Karmaşıklaştıran sizsiniz. Aybars'a yaptın bir de adalet. Buyur yenge. Behzat kızımı kaçırdılar. Kim? Nasıl kaçırdı? Bilmiyorum. Birkaç saat oldu. Evdeyim. Arayacağım dedem, aramadı. Ne yapacağım bilmiyorum Behzat. Dur yenge, ben geliyorum şimdi. Behzat, polise haber verme dediler. Seni aradığımı duyarlarsa kızımı... Merak etme yenge. O çocuk bana Tekin'den emanet. Buna hiçbir şey yapamazlar. Geliyorum yenge. Ne olmuş? Tekin'in çocuğu kaçırmışlar. Bu mu adalet? Şurada bir taksi durağı var. Ben seni bırakayım. Oradan geçerim ben. Tamam, haber ver. Kapının önündeyim. Defol git hayvan. Gitmiyorum. Ne istiyorsun bu saatte? Saat o kadar geç olmadı. Aşağı gel, iki dakika konuşalım Aslı. Ya konuşmayacağım, zorla mı? Bak sen gelmezsen ben geleyim yukarı, tamam mı? Basıyorum zile. Delirdin mi sen be? Evet delirttiniz. Abi kardeş delirttiniz mi? Artık o saf iyi Cevdet yok. Öldü. Sarhoş musun sen?
2-3 bira içtim ama çarptı galiba. Geliyor musun? Tamam geliyorum, bekle biraz. Efendim Behzat. Kimseye haber vermedin değil mi lan? Ya vermedim, vermedim de yani benim biraz kafam karıştı Behzat. Yani doğru mu yapıyoruz bilmiyorum. İrem'i her kim kaçırmışsa bugünkü olayla bir bağlantısı var. Ya nereden biliyorsun ya? Ortalık sapık manyak dolu. Aybars'la konuştum lan bugün. Aybars mı? Bu Kamil'in Murat Işık'la bir bağlantısı olduğunu söyledi. Bu Murat Işık bizim Tekin'in katili. Ya oğlum, Tekin Murat Işık'ın peşindeyken öldürdüler. Murat'ı da adliyenin girişinde temizlediler. Tekin bir şeyler öğrenmiş olabilir yani. Öğrenmiş olsa ne fark eder ki? Yani bizim Tekin öldü. Tövbe estağfurullah, Allah rahmet eylesin. Şimdi Tekin'e kızını kaçırıp şantaj mı yapacaklar yani? Tekin'e değil lan, Tekin'e değil. Ayten'e, Ayten'e. Ya Ayten bir şey biliyor olsaydı bugüne kadar bizi anlatmaz mıydı ya? Söylesene. Ne bileyim lan ben işte. Kadın bir şeyler bildiğinin bile farkında olmayabilir yani. Hadi çabuk ol, çabuk çabuk. Tamam. Behzat, gelin. Arayacağım dedi ama aramadı. Seni arayanın kim olduğunu biliyor musun? Yok, bilmiyorum abi. İrem'i niye kaçırdığını söyledim peki? Yok, Menekşe ne diye sordu. Tekin'in metresi miydi dedi. Hiçbir şey anlamadım. Tekrar aradığında cevap veremezse bileme zarar verecekmiş. Peki bu Menekşe ne olabilir, kim olabilir biliyor musun? Yok abi, ben gerçekten öyle birini tanımıyorum. Peki sen ne kastettiğini anladın mı, anlamadım? Yok, anlamadım abi. Düşünmem için zaman verdi. Tekrar aradığında ne diyeceğimi bilmiyorum. Ya bu Menekşe'nin çiçeği var, rengi var. Bir sürü şey olabilir. Aklına bir şey gelmiyor mu? Yok, gelmiyor abi. Amirim arıyor. Efendim amirim. Eda. Şu Tekin'in dosyasını bir çıkar kızım bakalım. Bak içine. Menekşe ile ilgili bir şey var mı? Kelime arıyoruz ha. Menekşe. Anlamadım amirim. Tekin başkomiserin dosyasını mı araştıracağım? Ya kızım neyi anlamadın ya? Tekin'in dosyasını çıkar. İçinde Menekşe geçen ne varsa bana söyle. Anladım anladım amirim. Bakıyorum hemen. Ne istedin? Tekin başkomiserin dosyasını araştıracağım. Ne yapacak mısın bakalım? Menekşe arayacağım. O ne lan? Ya işte içinde Menekşe geçen bir şeyi arayıp ondan sonra ona söyleyeceğim. Vallahi bir mevzu var hacı. Kalkın da biz de yardım edelim ya. Oğlum Menekşe ile alakalı ne kayıt olur lan? La bu Cevdet nerede? Bu mesai bitince gidiyor değil mi? Ve şu dosyalara bakın ya. Yürü yürü. Geç şöyle geç. Geç şöyle. Seninle konuşmamız lazım Aslı. Konuşuyoruz işte. Ne konuşacağımızı biliyorsun değil mi? Hayır bilmiyorum. Ne söyleyeceksin? Beni affetmeni istiyorum. Hoş affedecek bir şey yapmadım ama madem kalbin kırıldı o zaman beni affet. Affediyor musun? Defol git Cevdet. Eğer gidersen ya burada yatarım işte. Ya ne halin varsa gör be. Tamam, kapınızın. Ya bir saçmalama Cevdet, bir saçmalama. Yürü ya, yürü. Başıma bela mısın sen ya? Aslı, benim o kızla hiçbir ilişkim yok. Ben seni aldatmadım. Nasıl ilgin yok ya? Basbayağı senin evinde kalmış işte. Tamam, benim evimde kaldı ama ben o sırada evde değildim. Akbaba'da kaldım. Sadece bir kere gittim, o da don almak için. Ne donu be? Baksır. İnanmıyorum sana. Yalan söylüyorsun, bak. Ya bana o kızın kim olduğunu söylersin ya da bir daha benim yüzümü göremezsin, anladın mı? O kadar. Sana kim olduğunu söyleyemem Aslı. Sen bilirsin. Tamam, Larissa. Adı Larissa. Kızın adı Larissa. Ama Rus değil. Nereden tanıyorsun peki? Abinin bir arkadaşı. Yani kızın yardıma ihtiyacı varmış. Abim de benim evde kalmasına izin verdi. Nasıl bir yardıma ihtiyacı varmış? Daha fazlasını söyleyemem. Gizli. Yani abim o kızla mı beraber? Aslı lütfen daha fazla bir şey sorma işte. Söyledim sana kim olduğunu. Barıştık mı? Efendim Eda. Cevdet neredesin? Ne oldu? Büroya gelmen gerekiyor. Behzat amirim herkes büroda toplansın dedi. Şimdi mi? Evet evet hemen. Tamam hemen geliyorum. Aslı benim gitmem lazım. Ama bak mesajıma cevap vermezsen yine gelirim. Telefonumu açmazsan yine gelirim. Kapına dayanırım, zilinizi çalarım. Abinle ben sadece kıza yardım etmek istedik. Larissa da iyi bir kız. Biz kötü insanlar değiliz Aslı.
Biz o kıza sadece yardım etmek istedik. Başka bir şey yok. Bu kadar mı? Bu kadar. Mı geçiyorsun kız sen benimle? Küfür etmesene. Hani bu adamın parası yoktu? Çok ama şimdilik bu kadar. Bırak yalan söyleme. Hem sen bu adamla neden tekrar görüşmek istedin? Yolmak için mi? Başka bir nedeni mi var? Yolmak için. Küçücük beynini beni mi kandırmaya çalışıyorsun? Kandırmıyorum. Onun çok parası yok ama babasında çok parası var. Yakında alacak babasından. Bana bak. Ya adam gibi bir şeyler getir ya da yolacak başka bir adam bulayım. Anladın mı? Anladım. Kalk git. Telefonunu sessize aldın mı? He. İrem çok korkmuştur abi. Niye aramadı bu saate kadar bu adam? Aslında yenge, bizim bu Menekşe'nin ne olduğunu anlayana kadar aramaması daha iyi. Ben sana bir su getireyim ya. Ne yapacağım ben şimdi? Cevap ver. Abi, tekrar aradığımda cevap veremezsen İrem'i öldürürüm dedi. Ne diyeceğim? Ya işte bir şeyler söyle. Oyala yani. Ses dışarı verebiliyor musun? Alo? Nasıl? Bu kadar süre yeterlidir herhalde. Ha? Menekşe nedir? Öğrenmişsindir artık. Öğrendim. Çok güzel. Neymiş? Kızımın sesini duymadan söyleyemem. Ya sen söyle, kızına tamamen kavuşacaksın. Kızımın sesini duymadan söylemeyeceğim. Allah Allah ya. Tamam, bir dakika. Al yavrum, anne. Alo? Kızım? Alo amirim, buldum. Tekin başkomiserin babasının iş yeri adresinde geçiyor. Ostim, Menekşe Sokak, No 4. Ostim, Menekşe Sokak, No 4. Eyvallah Eda. Kızım merak etme, ben birazdan almaya geleceğim seni, olur mu? Korkma anneciğim. Ver, tamam. Tamam, duydun işte, söyle hadi. Ostim, Ostim kayınpederimin yeri varmış orada, Ostim. Menekşe, kayınpederimin iş yerinin bulunduğu sokağın adı. Menekşe Sokak, No 4, Ostim. Ha. Eyvallah. O zaman bir saat sonra bu adreste ol. Kızına kavuş. Yalnız polise falan sakın bir haber verme. Kızının hayatını tehlikeye sokarsın. Vermem. Bu adreste aradığım şeyi bulamazsam kızını bir süre daha göremezsin. Ona göre haberin olsun. Siz gelmeyin abi. Yok yok, ben o herifi tanıyorum. Kim bu? Memduh Başkan. Ercüment'le beraber çalışıyor. Sende oranın anahtarı var mı? Var abi, hemen getireyim. Ha, amirim beni arıyor da. Efendim abi? Arıyor. 20 dakika sonra Eda'nın bana verdiği adresin arka sokağında olun lan. Konu neydi abi? Konu evi. Ne diyorsam onu yapın lan. Ben bu operasyon timini arayacağım. Ne gerek var time ya? Tek başımıza mı gireceğiz? Tim biziz lan. Anahtar tamam. Tamam abi. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Biz senden önce gidiyoruz. Gerekli tertibatı alıyoruz. Sonra sen geliyorsun. Tamam mı? Tamam. Sakin. Hadi. Hadi hadi. Hadi. Anneni özledin mi? Özledim. Kaçırılmak öyle korktuğun gibi bir şey değilmiş. Değil mi? Annemi istiyorum ben. Tamam gidiyoruz. Neşelen biraz. Birazdan kavuşacaksın annene. Bak şimdi ben birazdan arabadan ineceğim. Sen arabada bu abilerle yalnız kalacaksın. Korkmazsın değil mi? Korkmazsın sen, korkmazsın. Kocaman kızsın. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Halledebildin mi? Halletmek üzereyim abi. Yarım saat içinde elimde olacak dostum. Allah yolunu açık etsin. Amin. Alır almaz arayacağım seni abi. Tamam. Sen hoca mısın? Hı. Takiyeciyim ben. O ne demek? Büyüyünce anlarsın. Siz Cevdet'e haber verdiniz mi lan? Ben aradım ya. Büroya gidiyordum. Ya oğlum Aslı bu herifi terk ettikten sonra maymun oldu. Sündü mündü sülpaki bir hal aldı bu bebe ya. Oğlum Aslı Çetin Cevizi öyle kolay değil. Bir de Rus Musa'ya yaptı, hayatta affetmez. Yürü git lan. Çocuk senin yüzünden ***'ına gidiyor oğlum. İyi oluyor, gidiyor da iyi oluyor vallahi. Biraz beklesin ya. İnternet faturası zaten acayip geliyordu. Ya lan sizinki sınırsız değil mi? Lan yok lan, ne sınırsız. Yalnızca Aslı gidiyor internete. Biz de gittik kotan aldık. Cevdet malı yüzünden internetin koyuldu. Ya oğlum şimdi bırakın interneti, interneti de bu çocuğu nasıl kurtaracağız da biz? Oğlum bak, rehine mehine olayından hiç ayıkmam ben ha, haberiniz ola. Heh bak, rehine işinden ayıkmıyorsan karışma Akbaba.
Geçen Hayalet'i rehin aldıkları zaman ne yaptığını hatırlıyorsun değil mi? Yoo. Ne yaptım ki lan? Çalarım lan. Sakin. At lan silahını. Lan sakın. At silahını. At lan silahını. Akbaba. At lan silahını. Bırak şu silahı akbaba. Patlatırım beynini lan. Bırak şu silahı bırak. Atla şu silahı at. Bırak. Kimin kafasına? Ya yo, ne yaptın ki diyor. Lan oğlum, adamı vuracağım diye az kaldı beni vuruyordun. Adamı da vuramadın zaten. Ampul gibi ortada kaldık senin yüzünden. Mal gibi ölüyorduk az kalsın. Lan o şey oğlum, arpacıkta sorun vardı. Arpacık yamulmuş benim. Ya bırak, arpacıkta sorun var diyor. Aha, arpacıkta sorun var. Senin gözünde sorun var, gözünde. Helle helle. Amirim bir arka sokaktan dedi. Yıla şuraya aradık. Ha işte şuradan lan, şuradan gir. Ötekinin kızının memduh başkan kaçırmış da. Vay çocuğu. Ha. Ne istiyormuş ki abi? Ne bileyim lan ben. Ama atölyede buluşmak istedi. Bu atölyede bir şeyler var la. Aytan'la memduh burada buluşacaklar. Biz ne yapacağız abi? Memduh başkan kızı teslim edene kadar bekleyeceğiz. Memduh tek başına gelmemiş olabilir. Öyle çatışma çıkarsa dandun ateş etmek yok, tamam mı? Ya onlar ateş ederse müdür? Ya önce uyaracağız. Ondan sonra. Başka bir araçla geliyor olabilir. Hayalet. Abi. Siz diğer tarafa alın. Ben ne yapayım? Geç de arkaya. Kızım nerede? İrem güvende, merak etmeyin. Tekin buraya bir yere bir dosya bırakmış. Şimdi hep beraber onu arayacağız. Onu bulunca kızını sana vereceğim. Tamam mı bacım? Bakın ben ne aradığınızı bilmiyorum. Bırakın bizi, biz gidelim. İstediğiniz kadar arayın burayı. Bak ben öyle yufka yürekli falan bir insan değilimdir. Ağlamayla zırlamayla fikrimi değiştirmem. Tam imamani. Oğlum bak bakayım şu makinelerin arkasına falan. Her yerden çıkabilir. Tezgahların altına bak iyicene. Kızım nerede? Onu da getirecektiniz. Kızım nerede? Anladık, seviyorsun kızını. Yeter ama artık ya. Ampır ampır konuşma. Sus 2 dakika. Yardım et. Şöyle A4 formunda bir kağıt arıyoruz. Bulalım. Bitecek işimiz. Hadi. Şeytan aldı götürdü. Satamadan getirsin. Ha. Aha. İşte bu. Evrak ha. Güzel. Ya biz öyle kendi başımıza gelmeyecektik ya. Özel harekata haber verecektik. Tek başımıza gelmeyecektik öyle. Çatışmanın ortasında ne işimiz var bizim ya? O memduh kızı verene kadar bekleyeceğiz. Kızı teslim ettikten sonra ateş ederiz. Ya ateş etmek yok. Önce uyaracağız. Dur polis diyeceğiz. Ondan sonra. Ha. Önce şoförleri temizleyeceğiz. Sonra dur polis diyeceğiz. Esat, ben müdürüm. Benim dediğim gibi olacak. Ben emir vermeden ateş etmek yok ya. O zaman müdürüm şey yapalım. İlk önce bağıralım. Ters bir hareket yaparlarsa ateş edelim. Hah. Önce uyarın.
Yürü kızına. Kızım. Kızım. İyi misin annem? Seni annene götüreceğim demiştim değil mi? Bak kavuştunuz işte. Bana bak. Bu olanlar aramızda kalacak. Yoksa bir dahaki sefere daha uzun süre uzakta kalırsın kızından. Anladın mı? Anladım. Geri çekiliyoruz yavaş yavaş. Ateşe devam edin. Aldın mı dosyayı? Evet aldım. Yardımlarınız sayesinde kazasız belasız hallettik. İzninizle kendimle ilgili bölümü alıyorum. Tabii tabii alabilirsin. Buyurun abi. Abi başımıza bir şey gelmez değil mi bundan sonra? Merak etme. Her şey ayarlandı. Rahat ol. Müdürüm. Açmıyor ya. Nereye gitti ki müdürüm? Ne bileyim ben ya. Kendi başına iş yapıyor yine. Savcıyı aramayalım mı müdürüm? Savcı ne yapacak la? Söyle Tarık. Sayın savcım. Biz şimdi Memduh'u sıkıştırdık. Ama kaçmayı başardı. Behzat da peşinden gitti. Ulaşamıyoruz kendisine. Neredesiniz? Biz Austin'deyiz. Organize sanayi sitesinde. Ne oldu? Hallettin mi? Hallettim abi. Merak etme. Bundan sonra boşuna ağrımayacak. Güzel. Bu emeğinin karşılığını fazlasıyla alacaksın benim. Aldım bile abi. Sıra sizde. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Sen kimsin ulan? Ha? Senin yüzünden aylarca fare gibi yaşadım ben.
Ben bu devlet için neler yaptım? Öyle bir çırpıda kaldırıp bir köşeye fırlatabileceğini mi zannettin? İndir şu silahını. Benimki kalktı mı? Şarjör boşalmadan inmez. Bana bak. Bu saatten sonra buradan sağ çıkacağını mı sanıyorsun? Ben kaç kere öldüm? Haberin var mı senin? Bitti mi? İndireyim mi? İyi olur. Ha bu arada Zekai Bey'in selamı var. Devir teslim töreninde yanında olamayacağınız için çok üzgün. Vay. Başkan hani anlaşmıştık her şeyi unutacaktık ha? Unutacaksın. Biraz daha. Arabasında yok mu? Yok müdürüm. Ama arabada kan da var. Kan mı var? Evet müdürüm. Gördüğümüz kadarıyla kaza. Kaportada kurşun izleri var. Fakat şoför tarafını hesap etmemiş. Çok hızlıysa direksiyon hakimiyetini kaybetmiş olabilir. İyi tamam. Bir gelişme olunca bana hemen haber ver. Emredersin müdürüm. Ne olmuş müdürüm? Bizim sivil ekipler. Behzat'ın arabasını bulmuşlar. Behzat yok. Alo, tespit edebildiniz mi? Tamam. Telefonun yerini tespit etmişler. Geçmiş olsun. Kaza yapmışsın. Aslında bunu görmen gerekmiyordu ama madem bu kadar ısrar ettin, Allah taksiratını affetsin. Burası abinin kafa dinlemek için ara sıra geldiği evdi. Burayı pek fazla bilen yoktur. Son günlerde çok bunalmıştı. Dayanamayınca da intihar etti. Tekin'le Kamil'i abi öldürttü. Tekin sen mi öldürdün ben? Tekin'i? Hayır, ben öldürmedim. Ama Kamil'i soruyorsan, evet ben öldürdüm. Görüntüler telefonumda ama belgeleri Tekin saklamıştı. Nereye sakladı söyle. Bilmiyorum ama başkan yemin ederim bilmiyorum. Sadece öldüğünde bana Menekşe dedi. Ne demek istediğini anlamadım. Onu araştırıyordum. O dosya bizim için çok önemliydi Behzat. Savcıya vermek istediğin dosya gibi mi lan? Hayır, bendeki dosyanın abiye dokunur bir tarafı yoktu pek. Zaten ileride vaktim olsa anılarımı yazacağım, oradan okursunuz. Anılarını yazacaksın. Siz Tekin'i öldürdünüz lan. Şu adama bak ya, sen hangi dünyada yaşıyorsun ya? Hala Tekin diyor ya. Başkomiser! Şunu iyice kafana sok. Neler olup bittiğini sen asla anlayamayacaksın. Buna senin konumun mani. Tekin benim kardeşim gibiydi lan. Sen onun kızını kaçırdın şerefsiz. Evet, kaçırdım. Da ne yaptım? Kıza bir şey mi yaptım? Aç telefonu sor. Şikayetçiler miymiş? Çocuklara dokunmam ben. Tapıma mani. Ulan senin tapınız! Sinyal buradan geliyormuş. Esra Hanım, Tahsin, çocuklar, Ceyda'ya mı geldiniz? Evet, Behzat'la buluşmaya geldik ama Ceyda... Amirim, ben de sizi bekliyordum. Amirim burada mı kardeşim? Yok ama telefonu bir yerde unutmuş sanırım, buraya bıraktılar. Buyurun. Bayağı kalabalık gelmişiz. Bugün yaşananları unutacaksın. Zaten işin üzerine gidecek bir şey yok elinizde. Kamil mafyaya bulaşmıştı. Mafya da onu öldürdü. Hepsi bu.
Ben senin peşini bırakmayacağım lan. Senden intikamımı alana kadar senin peşini bırakmayacağım Memduh Başkan. Ama önce seni s**tim lan. Ön sevişmeyi seninle yapacağım. Sonra da seni s**tim Memduh Başkan. Çok etkilendim. Bak. Kamil'in telefonu. Olay yerinde bulamamıştınız ya. Tekin öldürülürken Kamil de oradaydı. Al kendin bak. Tekin kardeşimmiş. Kardeş ayağı, ayağı. Murat. Sen miydin? Niye aradın beni? Kötü şeyler oluyor diye duydum. Öyle. Sevda'nın evinden kaset çıkmış. Her şeyi anlatmış. Senin adın da geçiyor. Nasıl geçiyor? Öyle işte. Senin yakalanmaman lazım. Tekin abiye çalışıyordu. Murat mahkemede konuşmasın diye onu öldürmeye gitmişti. Öldürmeseydi Tekin'den bahsedecekti. Bugün olanları unutacaksınız, üstüne gitmeyeceksiniz. Eğer üstüne giderseniz kızının katilinin kim olduğunu herkese söylerim. Başta da savcı hanıma. Anladın mı? Araştırdım ben biraz. Kardeşine bile acımamış. Manyak lan o kadın. Sen katilin kim olduğunu bilmiyordun. Bana öyle söylemiştin sen. Sen saf mısın ya? Başkomiser. He? Şule'yi biliyorum. Allah muhafaza. Şimdi basından biri bu senin hikayeni duysa neler olur vallahi. Bir tanıdığım var. İstersen onunla görüşeyim. İster misin? He? Behzat nerede? Çok işi vardı. Sonra uğrar belki. Efendim? İster misin? Tamam lan. Anlatayım mı? La tamam lan tamam. Alo. Tamam sonra arayacağım ben seni. Tamam. Yarın görüşmek üzere. Kim ya bu saatte arayan? Bir danışanım. Panik atak geçirmiş de. Yarın görüşeceğiz. Silahın. İçi boş, kurşun yok. Kafana mafana sıkarsın. Bu arada abinin silahını da hiç tenezzül etme, tavsiye etmem. Son kurşunu kendine sıktı. Silahta boş yere parmak izin kalmasın. Kapış? Hadi gidelim.